Ya Shakira, Alfa dedik, ağrımıza bastık da. Yani göndermeli şarkı da olmadı be. Bu Ronaldo olayından dolayı Manchester United kaybetsin istiyorlar ya. Kaybetsin mi? Ne? Yerlerde sürünsün, beter olsun istiyorum ben. bu nedir ya? Niye öyle de istiyorsun? Ben öyle istiyorum. Tamam niye niye? Sevmiyorum Eric Tanag'ı. <laughs> <laughs> Zorunda mıyım kardeşim? Hayır canım sen <laughs> değil tabii ki. Benim gibi seni inan ki tabii. zor bulur Böyle parmakla. Zaten bu benim gibi seni inan ki zor bulursun'un İspanyolca versiyonu. Puan kayıpları üst üste gelmeye başlandığında, oyun biraz eleştirilmeye başlandığında Arda Güler ismi yeniden ortaya çıktı. Ve neden oynamıyor diye bir kez daha oralar kurcalanmaya başlandı. Ama aldığı sürelere bakınca da gerçekten bu soru soruluyor yani. Neden oynamıyor Arda? Bu kadar genç yaşta bu kadar liderlik yapan, oyunu sürekli yönet ve aklını sahaya ayağıyla yansıtan bir genç adam görmedim. Valla maşallah nazar değmesin. Artık çok iyi oynamadığı ya da işte sahanın en kötüsü denilebilecek işte bir oyuncuydu Mata mesela. Ama işte çıkıyor iki gol atıyor yani. Bundan sonra çok uzaktan bakmayacak bence Beşiktaş. Yani bir umutsuzluk olmuştu. Biraz daha işin içinde bir siyah beyaz takım göreceğiz. Premier Lig'de e, haftanın maçı diyebileceğimiz mücadelede Manchester derbisi vardı. United'la City karşılaştı. United kazandı. <laughs> Benim yorumum bu kadar. <laughs> Hayatta bazen bölümüne gelmiş miyizdir? Yok gelmedik daha. <laughs> daha gelmedik <Yok>. mi? <laughs> Herkese merhabalar efendim. Şampiyonların oyununun yeni bölümünde yine Erbatur'la beraber karşınızdayız. Nasılsın? Sağ ol. Sen nasılsın Sina? Ben de iyiyim. Neden bu kadar? Ciddi başlıyoruz. Ne bileyim ben yani öyle bir girdin sen de nasılsın deyince <laughs> ben de öyle tonlama yap. Tonlamaya tonlama. <laughs> tonlamaya ha, ha, tonlama. Ha, Yine ligde başlayalım. Evet. E, ligde aslında artık her hafta daha hareketli geçmeye başladı sanki. Ne dersin? Yani özellikle şampiyonluk yarışının kızıştığı dönemler ve kritik maçların ardından biraz puan kaybedilmemesi gereken maçlar oldu. Zaten dört e, büyüğünde kazanarak geçtiği bir hafta oldu. Doğru. Fenerbahçe ile başlayalım. Sondan başlayalım. E, Gaziantep deplasmanındaydı. E, ve 2-1 kazanmayı başardı. Önemli bir maçtı ama e, işte son dakikalarda aslında kaderi belirlendi maçın. Evet yani e, Fenerbahçe'nin mutlaka kazanması gereken bir maçtı. E, zaman zaman kazanacak pozisyonları da buldu ama biraz iş tabi zora girdi. Antep'in de golünden sonra orada da e, tabi Gaziantep'in hakkını vermek lazım ama herhalde Valencia'nın ne kadar kritik bir oyuncu olduğu... Hani boşu boşuna tırnak içine God esprileriyle seslendirilmediği ortaya çıkıyor. Çünkü gole ihtiyacınız olduğunda orada, maçı kazanmanız gerektiğinde orada, maçın ardından ilk golde neden çok sevinmediğini anlatmış mesela. Çünkü ben işime odaklıyım, bir savaşçıyım diyerek. Hakikaten konsantrasyonu çok yüksek ve farkı oluşturuyor. Bence bir de e, hocanın değişiklikleri de fark oluşturdu. Orayı da konuşalım o zaman. E orada aslında parantez açmak istediğimiz isim belli. Arda Güler'i konuşmak istiyoruz. Ben sana şöyle soracağım. Şimdi, e, işler iyi gittiğinde bazı sorunlar e, çok fazla konuşulmaz ya. Aslında Fenerbahçe'de işler iyi giderken ile ilgili soruları e, hoca bazı açıklamalarıyla kapatabiliyordu. Eleştirileri ya da işte ne bileyim sorun olabilecek bazı şeyleri. Ama işte puan kayıpları üst üste gelmeye başlandığında, oyun biraz eleştirilmeye başlandığında Arda Güler ismi yeniden ortaya çıktı ve neden oynamıyor diye bir kez daha oralar kurcalanmaya başlandı. Ama aldığı sürelere bakınca da gerçekten bu soru soruluyor yani. Neden oynamıyor Arda? Ya bir sakatlığı üzerinden konuşuluyordu. İşte geçen gün bir yemekteydim. Arda'nın sakatlığının etkileri devam ediyor gibi bir haber gelmişti. Ama bu maçta süreyi aldı pek neden? de sakat görünmüyordu. Gayet de iyi görünüyordu. <laughs> hatta şöyle neden oynamıyor sorularının arttığı bir performansı oldu. Ya ben uzun süredir bu kadar mesela Ayrton Senna belgeselini izlerseniz çok güzel anlatır. Benim zamanımda eskiden böyle işler para üzerinden, başka reklam üzerinden dönmezdi. Saf yarış vardı diye anlatır. Ben uzun süredir futbolda bu kadar bize eski günleri hatırlatan, bu kadar saf futbol zekayla, yetenekle, oyunu okuyarak oynanan bir futbol görmedim. Bu kadar genç yaşta bu kadar liderlik yapan, oyunu sürekli yöneten ve aklını sahaya ayağıyla yansıtan bir genç adam görmedim. Vallahi maşallah nazar değmesin. Maşallah. Bu kadar kısa süreyi de görünce izleyelim çocuğu diyorsun. Gerçekten çok özel yetenek. Ben sezon başından beri aynı şey söylüyorum aslında. Ara ara hatta eleştiri de almıştım. Sonra işte Jesus'a bu soruldu. Ve daha hazır değil. Ee, özellikle fiziksel anlamda biraz daha gelişmesi lazım demişti. Ama dediğim gibi işte o zaman işler iyi gidiyordu. Avrupa'da namalip devam ediyordu işte. Ee, ligde aynı şekilde çok net oyunlarla galip geliyordu Fenerbahçe. O zaman bu çok konuşulmuyordu. Ama bence o zamanlarda da daha fazla süre alabilirdi. Yani benim fikrim bu. Eğer bir sakatlığı yoksa Arda'nın süreleri artmalı. Kesinlikle. Ee, gerçi hoca maçtan sonra mesela Rossi vurgusu yaptı. Girenlerden daha çok etki yapan ki golün asistini yaptı ikinci golün. Çok iyi performans gösterdi. Rossi çok tutuyor ama hocam yani bunu e, neredeyse her kadro tercihinde görüyoruz. Herhalde bu konunun bu kadar seslendiriliyor olmasını biraz kapatmak istiyor hoca da. Olabilir. Yani o da bir gerçek ama ne olursa olsun Fenerbahçe çok kritik bir galibiyet aldı. Biz de çok, evet. 15 dakikada da olsa bir küçük arda resitali izlemiş olduk. O süreleri biraz daha evet. e, uzatmayı biz istiyoruz. Bakalım sahada nasıl olacak? Liderle devam edelim istersen. Tabii. E, 8'de 8 galibiyet. Okan Hoca, işte işleri iyi giderken diyorum ya yani. Okan Hoca'ya dair herhangi bir soru işareti kimsenin aklında kalmadı herhalde. E, artık çok iyi oynamadığı ya da işte sahanın en kötüsü denilebilecek işte e, bir oyuncudu Mata mesela. E, ama işte çıkıyor iki gol atıyor yani. Ve hepsinde Icardi var bu arada yani onu da dile getirmek lazım. Tabii artık. o da pahalı e, seviyeye ulaşıyor Evet, bunu seninle bir ara. Yap... değil de aslında eski bizim tanıdığımız Ikari seviyesine diyebiliriz. Olması gereken seviye. Evet. Benim üzerimde bugün Rayconen var. Sen seversin Sinan. Severim. Evet, değil mi? Özellikle İyi bir. delidir. Evet, böyle bir Tatlı bir delidir yani. Şeyiyle soğukkanlılığı ve bazen umursamazlığa kaçan soğukkanlılığıyla o aslında kimi Raikonen'i özel ve başarılı yapan olgulardan en başta geleni. Tabii. Ee, önemli bir figür yapan aslında Mata var fotoğrafta ama Icardi'den neden bahsettiğimi söyleyeyim. Çünkü Icardi de kafaya bir şey takmadığı zaman ya da kafasına takılacak bir olgu olmadığı zaman neler yapabileceğini yine gösteriyor. E, Mata da ne olursa olsun belki yaş itibariyle artık futbolunun sonu olmasına karşın kazanan oyuncu, kalite oyuncu nedir'i yine sahanın içinde gösterdi. Ama hepsi yani net söyleyeyim Okan Hoca'ya yazar. Yani bütün bu süreç derbi, Kesinlikle. geçmiş, tek tek takımın yükselişi. Bundan sonra içeride de bir tane deplasman var uzun süre. E, haliyle içeride yani deplasmanda bir maç var. Çoğu maç içeride doğru bir Türkçe ile söyleyelim. Bu bağlamda ben galibiyet serisiyle devam edeceklerini düşünüyorum. Beşiktaş'la devam edelim. Hayatta bazen bölümüne gelmiş miyizdir? Yok gelmedik daha. <laughs> daha gelmedik hmm. mi? <laughs> Onu güzel bir bölüme saklıyor hmm. er otur. Şu an öyle hayatta devam. bazenlik bir bölüm yok. Son var, bölüm... var var. Var Var ya. Abu Bakar mı? Hayır burada değil. Yabancı bile omuzda var. Olabilir, evet orada Daha var olmaz mı? <laughs> ee, neyse neyi söylüyordum çok kritik galibiyetti. Evet. Yani bir de son dakika'nın son. Son dakika. dakika'nın son dakikası artık evet. Ee, Joseph geliyor olmasının da belki e, ayrı bir anlamı olabilir çünkü işte sezon boyunca çok eleştirildi, sakatlıklarla uğraştı, işte kontrat sezonu ee, birçok şey konuşuldu ama e, kendi motivasyonu içinde Joseph'in önemliydi bence bu galibiyet. %100 doğru söylüyorsun. Zaten gözyaşlarını tutamadı golden sonra. Yerde uzun bir süre yattı. E, yarışın içinde kalmak açısından da Beşiktaş adına önemliydi. Ha, başka goller de olabilirdi maçta ama evet. yine de e, Beşiktaş'ın oyununun gelişebileceğine dair ilk kez bir umut ışığı olan karşılaşmaydı bence. E, bakalım nasıl transferler olacak. Hı hı. E, onun içinde e, çok belirleyici olacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Ve fakat bundan sonra çok uzaktan bakmayacak bence Beşiktaş. Yani bir umutsuzluk olmuştu. Biraz daha işin içinde bir siyah beyaz takım göreceğiz. Bir galibiyetten daha fazlası diyebiliriz herhalde, Kesin. değil mi? Bu maç için, bu maç özelinde. Çok zor bir deplasmanda Beşiktaş üstelik. Adına. Yani e, ve ilk başta daha birinci dakikada çok övüldü nazar değdi. Hatasından Mert'in gol geliyor, ayağında topu tutamıyor. E, Kolejcinin bir bireysel hataları yalnız bu haftaya bir damga vurdu yani. Evet. Ya bunu mesela bunu bertaraf edebilmesi de takım arkadaşlarının çok önemli. E bu arada iyi kaleciler kötü hata yapar. Yani Mert'inki de buydu. Bak demin konuştuğumuz konu Mert de çok rahat zaman zaman umursamaz dediğimiz hı hı. bir konsantrasyona sakinliğe sahiptir ya. Mesela o da orada bir e, sarsıldı ama bu galibiyet onu da tamamen e, e, rahatlatmıştır diye düşünüyoruz tabii. Diğer tarafta e, kaleci hatasını telafi edemeyen e, bir Başakşehir vardı. Doğru. Trabzonspor Başakşehir maçından bahsediyorum. Bence Trabzonspor'un da yani böyle ayağa yere vura vura oynadığı önemli maçlardan biriydi. Belki 1-0 bir kazandı ama farkı da açabilirdi bence. Bir de yani hafta içi istifa noktası, taraftarlar Tabii. gidiyor, hocaya destek veriyor. Abdullah Avcı ne yapacak derken yönetim... Atmosfer müthişti bu arada, Tabii. söylemek lazım. %100 yönetim arkasında duruyor, hoca destek veriyor ve çok zor bir rakibi... Galip, e, yenmeyi başarıyorsunuz. Hı hı. Bu da Trabzonspor açısından gelecek için çok değerli bir galibiyetti. Aslında bu haftayla birlikte e, yani şunu gördük ki bu sezon hani o şampiyonluk yarışı öyle kopup çok gitmeyecek. E, bizim için de futbol severler için de iyi bir şey. Son haftaya kadar böyle kalsa, son hafta oynanacak, atılacak her golle böyle şampiyonluk el değiştirse bence müthiş olur. Yani bence zaten foto finish'e doğru gideceğiz. Ama bak hatırla biz sene başından beri başladığımızda programlara şeyi konuşuyoruz. Bir ara Fenerbahçe bir numaralı adaydı. Şimdi Galatasaray bir numaralı evet, aday. Biraz daha bari. değişimler olacak gibi ama Galatasaray'ın çok net bir avantajı ve fikstür avantajının da dışında oyun yükselişi var. Bu kadar kaliteli var. oyuncuların oyunu yükselince onu durdurmak çok kolay olmuyor. Kendilerine yaparlarsa yapıyorlar. Orada da Icardi'nin duvarları <laughs> duvarları koyması lazım. Saygılar abi diyebilir miyiz? Evet, İzikar, saygılar saygılar <laughs> aynen saygılar. Peki Avrupa bloğuna geçiyoruz. Migros hemen ne haftanın hızlısı diyoruz. Migros hemen ne haftanın hızlısında Arsenal var. <laughs> Hak ediyorlar ama. Evet, Bağırır mıyız sezon sonunda? Çok istiyorum ya. Arsenal diye. <laughs> Vallahi zaten <laughs> öyle bir şey olursa... Zaten çok da fazla başka türlü bağırmıyorlar. Eğer ee, <laughs> şampiyon olurlarsa kutlamaya gideriz Londra'ya yani. Hakikaten tarihi bir şampiyonluk olacak. Evet bu da benden. Hakikaten sözüm olsun. Vay be. Gideriz. Görüyor musunuz? Orada çekeriz. Abinizi. Özel bir bölüm çekeriz orada. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben de dahil, Sinem de dahil, bütün spor yorumcularını da dahil ediyorum. Çok eleştirdik Arteta'yı. Erektir. Kabul edilmedi, reddedildi, bu hocayla gitmez de dendi, Londra ona büyük geldi dendi. Bir sürü şey söylendi. Dün aklıma o yüzden tam Game of Thrones geldi. Seni de görünce ikisini Hı. birleştireyim. <laughs> Gerçekten çünkü şey sahnesini hatırlayın. Jon Snow'un The King in the North diye bütün <laughs> oradaki işte beylerin, düklerin çıkıp onun krallığını kabul ettiği akşamı hatırlayın. Hı hı. Kuzey Londra derbisini kazandığında Tottenham'a karşı oyun dahil, oyuncularını oradan toplayıp götürmesi dahil hakikaten tüm Londra'da dışarıda eleştiren kim varsa kılıcı koydu. The King in the North, kuzeydeki kral diye Hala. onun varoluşunu kabul ettiler. Bunu kendisi yaptı. Nasıl Johnson'u hatırlayın. İşte varoluşundan dolayı kabul edilmedi, dışlandı, sürüldü gece acılar çekti tabii öldü geri Duvarlar. geldi <laughs> hatta öldü geri geldi gerçekten. hakikaten hatta öldü geri geldi şey vardı ya hani biz <laughs> öyle de, böyle acıları anlatırken ya biz öldük Tam be acıların Bu hatta, ama yani. ya Doğru hakikaten diyorsun. bunu yaptı geri geldi dün de herkes masada kılıcı yere koydu kuzeydeki kral diye bağırdı çünkü ligin en iyi topunu oynuyorlar muazzam bir takım kimyası oluşturdu bir lidere dönüştü Hatta bazı izlediğim dün İngiltere'deki yorumlarda şunlar konuşuluyor boynuz kulağa geçecek mi diye. Daha çok var tabii Guardiola işine. Var tabii ki. Ama yani. gene de diğer başka ligler de görmesi lazım onun için. Doğru ama bu kadar karanlık bir yerden böyle bir yere getirmek ve krallığını kabul ettirmek ve Tottenham'ı da çok net bir şekilde yenerek bunu almak önemliydi. Dün biliyorsun çirkin bir durum vardı. Bir tekme atıldı Ramsdale'a. Evet. Tottenham taraftarı tarafından. Hı hı. Onu dahi alıp yöneten, evet. Çaka'nın gitmesini engelleyen Kuzey'in kralıydı. Buradan Atleta'ya selam, selam olsun. olsun. The King in the North yani hakikaten. Valla selam olsun. Hatta bazı şeyleri artık o kadar kolay gösteriyor ki yani ben bir derbi havası bile sezemedim. Yani hani Tottenham o kadar yok oldu ki. Ya zaten Tottenham'ın durumu işler acısı o çok ayrı konu ama yani öyle net ve keskin bir oyunu var ki artık Arsenal'ın. Gerçekten çok kolay gösteriyor bu galibiyetleri. Sadece ikinci yarı tabii daha iyi bir Tottenham vardı. Conte belli ki bir haşlamış çocukları içeride. Ama bir Yine de... Yine hiç kazanacağına geri dönebileceğine inanamadım ha. yani ben. bu aklı. Onu... Ki büyük maçları iyi oynuyordu çok özür dilerim Yo, ama işte Chelsea'de geri döndü 2-0'dan falan. İyi oynuyordu aslında Tottenham. En azından bir son sözü vardı. Olmadı. Ve burada tabii şeyi de konuşmak lazım. Yani bir ordu kurulurken, kral da oraya geçerken oradaki en önemli figür de şövalyesi ya da işte komutanıdır. Yani orada bir Ödegard var. Yani olsa da maçı izlesek dediğimiz bir Ödegard var. Hala çok genç ama bu yaşta tam bir Lancelot'a dönüşmüş durumda o da. Yani hakikaten yuvarlak masa şövalyelerinin bir numarası. Kral görevi sürekli ona veriyor. Jon Snow, birleştirdim hikayeleri ama evet, birleşir. Evet, Merlin'de gittin. Kamelot'a gittim şu an. Kamelot'a <laughs> da gidilir buradan çünkü kuzeyde başka bir krallık kuruluyor. Kolay değildir bu. En büyülü isimleri kullanmanız lazım. Kendi büyülerini oluşturdular. Helal olsun. Hem de hemen oluşturdular yani. Migros o zaman Migros sevenle hemen haftanın uzunluğunu kapatıyoruz. <laughs> Devam edelim. Tabii e, biz Arsenal'la açılışı yaptık ama Premier Lig'de e, haftanın maçı diyebileceğimiz mücadelede de Manchester derbisi vardı. United'la City karşılaştı. United kazandı. <laughs> Benim yorumum bu kadar. Yarışmacı <laughs> arkadaşlara başarılar diliyorum. Ya diyorum. ben anlamıyorum ya. <laughs> ben anlamıyorum. Bu Ronaldo olayından dolayı Manchester United kaybetsin istiyorlar ya. Kaybetsin mi? Üzgünüm. Yerlerde sürünsün, beter olsun istiyorum ben. Ha bu nedir ya? Niye öyle de istiyorsun? Ben öyle istiyorum. Tamam niye niye? Sevmiyorum Erik Tanak'ı. <laughs> <laughs> zorunda mıyım kardeş? <laughs> Hayır canım sen değil tabii ki. Zorunda mıyım diyordu ya. Allah be deyin. O geldi aklıma. Hayır değilsiniz tabii ki. Hayır şarkının adı Zorunda mıyım. Onun gibi <gülüyor> oldu. <gülüyor> <gülüyor> o geldi aklıma. Ya bu arada e, Manchester City'yi de sevmiyorum ama Manchester is Blue görüyor musun ben de Ya bak şimdi. <laughs> Artık böyle. Bak şimdi demin şeyi konuştuk. Kuzeyin Kralını konuştuk değil mi? Kuzeyin Kralı nasıl Kuzeyin Kralı oldu? Hatırlayalım. Önce böyle ince ince, yani ince ince kıymak demin var. Bize ince ince doğradılar var ya. Evet. Ne kadar takımda papaz oyuncu varsa ince ince doğradı. Lacazette, Aubameyang ince ince <laughs> hadi kardeşim diye doğradı tamam mı? yönetebileceği gençlerden oluşan bir takım oluşturdu. Hepsini de gönder. Tabii hiçbirinin Ronaldo'nun lobisi olduğu kadar sizdeki gibi lobi olduğu kadar olmadığı için bu kadar etki yapmadı. Bir parça yaptı, gitti. Aslında Erik Ten Hag da biraz onu yaptı. Yani Ronaldo konusunda Julian değil La öyle böyle, böyle doğru. Hepsini birbirine düşürdü ya. Ya neyse içeri çıkardı ve şimdi rahatladı. Orada bir de şu var ama. Ses yapıyorum canım o, adam. İyi top oynat yani. Bir, de oyuncula, bir şey yok. maalesef İçerideki oyuncularla iyi anlaşamıyordu. Bir büyük bir kısmıyla. Ee, ve içeride huzursuzluk vardı Sinem şimdi bu bir gerçek. Bak or orada tehlikeli görmediği gizli bir düşmanı var. Söyle. Erik Tenag'ın. Söyleyeyim mi? O Bruno Fernandes. Onu doğramıyor. O Bruno Fernandes onun başına bela olur. Ben söylüyorum. Takımın lideri yaptı işte onu. Bu da burada kalsın. Göreceğiz. Tehlikeli mi diyorsun? Bir kere yüzüne konuşmuyor gidiyor konuşuyor arkasından. Milli takımda da konuşamadı bak. Ağız burun el kol yaptı. Sonra hop geri vites sorduklarını, bizim problemimiz yok falan. Öyle adamlar korkacaksın. Varsa bir problemi varsa bir problemin yüzüne söyle. Doğru. Ee, bunda haklısın. O karıştıracak ortalığı. Ama orada şu dersin. Ama şu da oldu. Sizin Ronaldo lobisinin korkusuna konuşamayacak hale de gelmişti. Bruno mi evet. korkuyor. Bir böyle bir yani çekinmek zorunda kalmıştı özellikle milli takımda. Katılmıyorum. Geri adım attırdılar Atmasın. çünkü. Artmasın. İşte doğru. Şimdi konuşuyor ama kazanınca gol atınca. Dedi ki eskiden dedi biz e, e, bireysel Yemezler. bireysel, Öyle bireysel dedi, bireyseldik. Ya olmaz. Dedi doğru. <laughs> dedi ki biz artık bir takımız dedi. Biz artık bir takımız. Eskiden dedi bireysel oyunculardan oluşuyorduk dedi. Anla herkes anladı ne demek istediğimi. Tamam ben de diyorum ki. Hı. Gel bunu Ronaldo varken de söyle. Bilmiyoruz söyleyip söylemediğini. Ama nasıl bilmiyoruz? televizyonda çıkmadı. Bana ne kadar çıkmadı. ne konuştuklarından evet. yani. Ben yansıyanı söylüyorum. O yüzden ben Bruno Fernandes'in ortalığı karıştıracağını düşünüyorum. Ama biz Manchester derbisine geçecek olursak City de bayağı sınıfta kaldı yani. Ya gerçekten hoca iyi bir takım yapıyor. Ha, gol offside'dı değildi tartışması devam ediyor. Değildi diyen daha çok. Hatta kuralla ilgili çok net açıklamalar vardı. <laughs> offside olmadığına dair. Evet, Ama tabii. üzerine bir tane evet. daha gol atıyorsun ve maç planın çok iyi uygulanmış İki durumda. 2 dakikada attı ya. İnanılmaz bir olay yani. Ve artık seriye bağladın. Tabii. E, City'yi yendin. Arsenal'ın da puan farkı 8 oldu kendi galibiyetinden sonra. Daha komik City ile bir puana düşmüş olması inanılmaz değil mi? Kesin. Ne oldu? Hoş geldin. Kedi geldi şu an. Ve, <laughs> Ve efsane. Şu an. Neyse, tamam. Dolansın o. Devam edelim biz. İyi bir planı vardı. Ee, kazandılar. Oyun oturdu, savunma oturdu. Üstelik kendilerini tekrar Şampiyonlar Ligi'nin içine attılar. Hatta başka şarkılar söyleyenler de var. Ben çok zor görüyorum ama ya bu değişimi birinin yapması gerekiyordu. Erik Hoca ne kadar sevmeseniz de yapıyor. <laughs> yapıyor ve, canım. Ve şunu da söyleyeyim Sinem ya normalde topa sahip olma oyunu oynatan bir hocadır. Pragmatik bir hoca olabildiğini de gösteriyor maçına göre plan yaparak. Bence bu çok değerli. Bakalım nasıl devam edecek. Çünkü United'ın da işte Arsenal'ın da bir artık başarıya aç ve özlem duyduğu yıllar o kadar çoktu ki. Aslında onların iyi olması Premier Lig'de bence izlenme ve işte o rekabet anlamında da güzel bir tat verecek. Bir de sana sorup izleyicilerimize de sorayım. Bence bir gerçek var. Şu anda dünyanın kendi de yaptığı ya yani dışarıda da böyle bir algı oluştu. En underrated oyuncularından birine dönüştü Marcus Rashford. Yani çok evet. farkı yaratıyor sağda. Gerçekten Getirecek konuşulmuyor doğru. Biraz bunun değişmesi lazım. Bence her maça skor katkısı yaparak üst üste ve oyun katkısı yaparak bunu gösteriyor. Belki bunun da bir altını çizmek lazım diye düşündüm. Gel gel çok güzel konumuz geldi. Eyvah. Hazır mısın? Hazırım. Bu hafta şimdi biraz gıybet yapacağız. <laughs> Ama yapmamız lazım. <laughs> Ama yapmamız lazım. Bir şey söyleyeceğim lazım. mesela böyle işte siz kız muhabbeti yaptığınızda oturduğunuzda <laughs> gömüyorsunuz değil mi? Yani... Ne of. <laughs> yani geçmiş Gel bugün. Ama şimdi birlikte gömeceğiz. Geçmiş Galiba. bugün gelecek mi peki? Tabi. Gömülür yani. Hep o an yani. yani geçmişi geleceği yok o an yani. <laughs> Hep. Anladım. Her şey o anda oluyormuş gibi. Ha O konuları öyle. konuşurken tabi. Şimdi? Şimdi beraber ee, gömücü. Hadi hayırlısı. <laughs> Hazır mısın? Pike, Shakira mevzusunu masaya yatırmak istiyorum. Haklısın, yapalım. Ya Shakira, Alfa dedik. Bağrımıza bastık da. Yani göndermeli şarkı da olmadı be. Ha? Nasıl baktın ona şarkıya? Paylaştım da sen çünkü Instagram'da. Paylaştım ama Ayfa soru işareti yani ne yaptın be ablacım hmm. şeklinde bir tepki aslında. Shakira her zaman bir numaramızdır. O çok ayrı da yani göndermeli şarkıda biraz sanki böyle lise yıllarına götürdü beni. Ya işte şey vardır yani demin konuştuk siz buluştuğunuzda nasıl gömersiniz diye bir de şey vardır. Eskiden <laughs> daha çok vardı. Demet Akalın zamanında atarlı giderli şarkılar söylenirdi. Onun başka versiyonları da vardı. Bir de şöyle söylenirdi o değil mi? İşte benim gibi Tabii. seni inan ki zor Tabii. bulur. Böyle parmakla. Yani zaten bu benim seni inan ki zor bulursunun İspanyolca versiyonu. Yani şarkının sözleri oraya gidiyor. Evet. Aklıma şey geldi. Kim Kardashian geçen programda onun örneğini verdim. Şey demişti. Niye dövme yaptırmıyorsunuz sorusuna. Sizin bentliğiniz olsa üzerine sticker yapıştırır mısınız diye üzücü bir cevap <laughs> güzel, vermiş. <laughs> güzel cevapmış ama biliyor musun? Ama yani belki de işte onunla Ferrari olacak yani ne biliyorsun. Ben doğru çok güzel cevap olarak görmüyorum da. Neyse. bu da onun benzeri ama sonra Pike'nin yaptıkları iş bayağı reklam organizasyonuna gitti. Pike sen sus. Sen hiç bari bari konuşma. Çünkü hem suçlu hem güçlü. Ya bu kadın sana İspanya tarihinin evet. en iyi savunma oyuncusu demiş. Aşktan artık gözü kör olmuş yani belli ki Şakir Bu kadın seni böyle bile savunmuş. Sen hayır ne konuşuyor ki Piki hala? Ne anlatıyor yani? Bir de bu Twingo'dan inmesi, işte kasyo göstermesi falan, onların ne? Biz işte zenginin Malazgirt'in çenesini ararmış derler ya, muhtemelen çok da büyük bir reklam anlaşması var bu işin arkasında yani biz de konuşuyoruz ya işte. Ya mesela şeyi merak ettim, bir gün sonra Twingo ile geldi ya mesela arkadaşından Saate mı aldı de yaptı işte ha, kas arkadaşından mı aldı acaba yoksa aldı mı yani gidip arabayı ne yaptı merak ediyorum. Bilmiyorum onu. Belki de yapılan kontrat üzerine evinin önünde belirmiştir bilemiyorum. Ama evet <laughs> ya bu burada yalnız biraz tabi suç bunlar belli olmaz yani bu iş. <laughs> suçlu güçlü duruşu bu arada oldu. Hani Gerçi işte o zaman da şey diyorlar, e sen öyle atarlı giderli şarkı yaparsan o da sana öyle yapabilme hakkına sahip olur gibi yorumlar Aa, da Aaa ama kadın aldatıldı yani, canım. Tabii yani, yapar tabii. Yapar atarlı. yani. Hatta şey koymuş balkona, <laughs> cadı şeyi koymuş onu gördün mü? Şöyle e, Pike'nin evinden Şakira'nın e, balkonu görünüyormuş. O balkona da cadı korkuluğu koydu Şakira. <laughs> iş başka bir boyuta gidiyor. O kadar yakın oturmak da değil mi ya ayrılıktan sonra? Sıkıntı valla. Ama Pike sussun. Mesela klipte de şey var. O açıyı sevenler de vardır da böyle yukarıdan aşağı bakıyor Şakira biliyorsun. Evet aynen. <laughs> aynen. Yani neyse orada da şey mesajı hani ben yukarıdayım seni küçümsüyorum mesajı veriyormuş. Shakira'nın duruşu asaleti yeter. Bir kıvırması yeter ya. Bu şarkıyı Bu arada veriyorsun? daha saçma son Hı. bir dedikodu daha söylüyorum Söyle. bu konuyla alakalı. Bunu da yine şey bir tane Amerikan sitesi yazmış. E, güvenilir bir dedikodu sitesi. Nasıl bir şey o? So. <laughs> <laughs> Neydi? ya yazıyor? işte people sağlı yani. Şey gibi DMZ yani. TMZ gibi bir şey diyeyim hani. Trust, Anladın mı? Trustworthy, <laughs> trustworthy. Trustworthy. Gossip .com mu? Yani. Aynen öyle bir şey. Şöyle e, Şakira'nın gençliğine çok benzetiliyor yeni kız arkadaşı. Evet. Eve geldiğinde de Şakira'nın sevdiği reçeli yiyormuş. Hatırlatma. Ha, oradan onu ben okudum. Babında. Ne oldu? <gülüyor> tamam. <gülüyor> ne oldu? <laughs> Muhtemelen. Erkekler daha dedikoducu Hayır. diyorum. Bunu kanıtlayamıyorum. Dedikodudan değil. <laughs> çok teşekkür değil. ederim Erbatır. Şu an kanıt mı olduk? Hayır yazıları okurken altta düşüyor. İşte şeyden yakalanmış. Normalde hiç sevmediği pikenin reçelmiş de oradan. <laughs> yakalar mı, yakalanır mı oradan? Yakalanır ya. Değil mi? kim yedi kardeşim diye. Amerika tehlikelidir Aa. bu konularda. Yalnız şey var Peki. tabi dur geçme Heh. geçme burası geçme. önemli. Mesela bu işin nereye bağlanacağını merak ediyorum. Çünkü <laughs> Ben Affleck'le Jennifer Lopez birlikteydiler. Klipte falan oynadılar. Sonra ayrıldılar. Başka insanlarla beraber oldular. Hatta Jennifer Garden'da evlendi değil mi evet. Ben Affleck? Çocukları oldu. Jennifer Lopez keza öyle. Aynı şekilde. Sonra bir araya geldiler. Hatta arada birkaç... Kişi daha... Bir şey oldu sanki yani birkaç evet. ilişki oldu. Tabii. Hı -hı. Sonra bir yani. araya geldiler. Evet. Nasıl buluyorsun mesela o durumu? Benim en anlamadığım. <laughs> Neden? <gülüyor> Benim <gülüyor> en anlamadığım şey olabilir ya o. Bilmiyorum yani ben bir o, olmadı yani bitmişti bence. O O bitmemiş demek ki mesela Tamam o, o bitmemiş çok belli yani yarım kalmış gibi. Ee, ya da doymamışlar ya da daha iyisini bulmamışlar o zaman biraz. Haksızlık olmuş yanındakilere ee, gibi. Anlayamadım gibi. o geri dönüşü çözemedim yani ben. Evet işte o yüzden tam olmak önemlidir ama burada tam olmamış çok şey var e, bu ilişkide. Herhalde. Bakalım nasıl tamamlanacak. Peki o zaman yeniden e, futbola dönelim mi? Yolcu 360'da haftanın eni diyelim. Burada da Barcelona'ya konuşmak isteriz. Çünkü İspanya Süper Kupası vardı. Real Madrid'de karşı karşıya geldi. 3-1 tak tak kazandı. Evet ya bir de son 10 finali kazanmış bir Ancelotti var çıktı. Xavi'nin de ilk kupası oldu kazandığı Barcelona ile bu kadar büyük fa sklet farkı kağıt üzerinde hmm. olan iki teknik adamın karşılaşmasında Xavi'nin bu galibiyeti alması belki bir süper kupa maçı olarak tek maç üzerinden okunabilir ama bence çok şey ifade ediyor. Şu anda da puan farkıyla liderler La Liga'da Barcelona. Oyun farkıyla da dün öndeydi Real Madrid karşısında. Ee, değişimi zaten ayak seslerini biz seninle hep konuşuyorduk. Bence bu kupa gelecek kupalarında habercisi oldu. Zaman lazım demiştik ama Hı -hı. işte o Şampiyonlar liginden koptuğu dönemde tabii biraz eleştirmiştik de yani evet. hani oyuncu tercihleri üzerinden biraz tartışmıştık ama e, sonuçta bu kulüp kültürünü ve bu kulüpte kupa kazanmayı herhalde en iyi bilen isimlerden biridir Xavi. Dolayısıyla e, tıpkı Artatay'a sabır gösterildiği gibi Xavier'de sabır gösterildiğinde o ışığı çoktan verdi bence. Şimdi fotoğrafta da görüyorsun Lewandowski var ortada. Senin İspanya'ya da buradan vurgu yapabiliriz. Çünkü dün... Benim İspanya değil Tabii ben. öyle. <laughs> Benim de İspanya da hani sen hep İspanya diye bahsediyorsun değil <laughs> Evet. Biz neyi konuştuk İspanya'nın elenişinde? Bitiricilikteki, bitiricilikteki keskinlik sıkıntısını. Şimdi dün ben bir Pedri Gavi performansı izledim. Öf! Hani hakikaten başka bir seviye. Ama ortaya da bu adamı koyunca Evet. Evandroski, iş başka bir yere gidiyor. Haliyle İspanya'da bu yeni çekirdeğinin önüne bir başka gül ekleyebilirse bu şekilde bu bahçede bir tane gülü yeter, harika bir kusursuz bir başarıya gidebilir. Zamanında bunu Barcelona çekirdeğiyle yaptı İspanya, hı hı. herkes hatırlasın. Yine oraya doğru giden bir ışık ben görüyorum. Yolcu 360 bölümümüzde noktalayalım. Ve artık programı da bitirelim. Ne dersin Erbatur? Tamam mısın? Aklımda <laughs> soru işaretleri var. Hani diyor ya Yılmaz Erdoğan oyununda şey Haybeden Gerçek Üstü Aşk'ta. <laughs> ben diyor şeye gidiyorum. Mangal Partisi'ne geliyor musun? Kafamda soru işaretleri var. <laughs> of onlar geldi mi gitmez ben oturayım en iyisi diyor. Oraya doğru gittik. <laughs> o zaman yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.